Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli dostlar, Libya Türkiye düşmanına resmen ders verdi. Libya'dan Yunanistan'a akıl almaz bir tepki geldi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dbeibe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetmesiyle ilgili olarak egemenliklerine yönelik eylemlere izin vermeyeceklerini ifade etti. Libya resmi haber ajansı Lana'da yer alan habere göre Dbeibe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın başkent Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Yunan devleti ile diplomatik ilişkilerinin temelinin karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayan Dbeibe, Libya devletine ve egemenliğine yönelik eylemlere izin vermeyeceklerini belirtti. Haberde görüşlerine yer verilen Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş da, Yunan mevkidaşı Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesinin diplomatik olmayan bir önlem olduğuna vurgu yaptı. Menguş, hükümetin Libya'nın egemenliğine saygı duymayan herhangi bir ülkeyle anlaşmayı reddettiğini de ifadelerine ekledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu. Dendias daha sonra Bingazi'ye geçerek ülkesinin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüştü. Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın davranışına tepki olarak Yunan Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammoude, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki Maslahat Güzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki Maslahat Güzarı'nın da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söylemişti.